Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kimsenin kendi ana babasına sövmesi büyük günahlardandır buyurmuştu. Ashab-ı kiram ya Resulullah insan kendi ana babasına hiç söver mi diye sordular şaşırdılar. Evet tutar birinin babasına söver o da onun babasına söver. Birinin anasına söver o da onun anasına söver. Böylece kendi anne babasına sövmüş olur. Yani başkalarına sövdürtmüş olur. Dolayısıyla başkalarına sövmeyin ki onlar da size sövmesinler. Bu şekilde anne babanızın e, hakları manevi şahsiyetinde korumuş olun demek istiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanın kendi ana babasına lanet etmesi en büyük günahlardandır buyurmuştu. Ashab-ı kiram, ya Resulallah bir kimse kendi ana babasına nasıl lanet eder deyince, birinin babasına söver, o da onun babasına söver. Adamın anasına söver, o da onun anasına söver veya lanet eder. Onlar da ona lanet ederler. Bu şekilde kendisine lanet ettirmiş, sövdürmüş, kendi ana babasına hakaret ettirmiş olur. Hadisle ilgili açıklamalar kısmına geliyoruz. Ana babaya itaatsizlik etmenin en büyük günahlardan olduğu, bundan önceki hadislerde zikredilmişti. Burada ise yine itaatsizlik demek olan anne ve babaya sövme ve onlara sövülmeye sebep olma günahları ele alınmaktadır. Anasına veya babasına başkalarını sövdüren evlatlar çok olmakla beraber terbiyesizlik çukurunun dibine indiği için onlara bizzat söven hayırsız evlatlar da vardır. Yani başkasına sövdürenler belki daha çoktur da dikkatsizlikleri sebebiyle bir de gerçekten kendisi de anne babasına bağırıp çağıran, söven hatta Allah korusun dövmeye kalkan evlatlar da duyuluyor. Onlar da çıkıyor. Bunlar da bir artık terbiyesizlik çukurunun dibine vurmuş insanlardır. Ebeveynine hakaret edilmesine imkan veren kimselerin bu yaptığı büyük günah sayıldığına göre onlara bizzat söven evlatların suçu şüphesiz en büyük günahlardan biri olur. Ashab-ı kiram ana babaya bizzat söyleyecek evlatların bulunmasına pek ihtimal vermedikleri için böyle hayırsızlar da olabilir mi diye sordukları zaman Resul-i Ekrem Efendimiz bu günahın dolaylı olarak yapılan yaygın şeklini hatırlatmıştı. Başkasına söverek onun da kendi anne babasına sövmesine yol açan evlatlardan bahsetmişti. Birine sövmenin doğuracağı kötülükler ayet-i kerimede bir başka açıdan ele alınmıştır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Allah'tan başkasına tapanlara ve onların putlarına sövmeyin. Sonra onlar da bilmeyerek Allah'a söverler. Hem bu ayet kerime hem de hadisimiz günaha girilmesine imkan hazırlayan yolların kapatılmasını tavsiye etmektedir. Adamın sövmesine, inkar etmesine e, sebep olmayın. İşte bu sebeple her günahı bir yılan gibi görmesi gereken mümin, günahlardan uzak durduğu gibi insanı günahlara götüren sebeplerden de uzak durmalıdır. Bu prensibi konumuza uygulayarak şöyle diyebiliriz. İnsan kavga ederken birinin yakınına sövdüğü zaman, onun da aynı şekilde hakaret edeceğini kesinlik derecesinde bilmeli ve kimseye sövmemelidir. Hadisten öğrendiklerimiz, bir, ana babaya sövmek çok büyük bir günahtır. İki, ana ve babaya sövülmesine imkan ve fırsat vermek onlara itaatsizlik etmektir. 3. Başkalarına soğup hakaret eden kimse kendi yakınlarına hakaret edilmesine sebep olacağı için bu kötü davranıştan vazgeçmelidir. Dört insan bir sözü anlamadığı zaman ashab-ı kiramın yaptığı gibi sorup öğrenmelidir. Yani Efendimiz bir söz söyleyince tam maksadı anlayamayınca soruyorlar ashab-ı kiram sık sık soruyorlar. Efendimiz de açıklıyor.